Jingle bells, jingle bells. Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Yılbaşına hazırlanırken tırnaklarınızı en kolay şekilde nasıl süsleyebilirsiniz? Transfer yöntemi bence en kolayı. Jelerle, nail art araçlarıyla, kürdanlarla uğraşmayacaksınız. İhtiyacınız olan tek şey tırnak aksesuarı. Mamidas'ın daha öncesinde AliExpress'ten söylemiştim. Şu an 2 hafta kaldığı için muhtemelen siz AliExpress'ten söyleseniz bile yetişmeyebilir. Ama Türkiye'de de bu ürünleri satan firmalar var. 11 gibi sitelerde de bulabilirsiniz. Ben yeni yıl için yaptığım yeni yıl temalı bir şey kullandım. Kullanacağımız malzemeleri söylüyorum. Tırnak aksesuarı, bir törpü, bir cımbız, küçük bir kap ve içinde bir miktar su ve son olarak bir şeffaf oje. Aynı stickerlara benziyor. Stickerlar kendiliğinden yapışkanlı. Kalıbından çıkartıp tırnağınıza direkt uygulayabiliyorsunuz. Stickerlar genelde figürlü oluyor. Desen yapmak istediğinizde stickerlarla yapabiliyorsunuz. Transferlerde desenin tamamı görünüyor. Yani siz tırnağınızın üzerine ojelerle komple bir dizayn yapmışsınız gibi görünüyor. Hem zamandan tasarruf ediyorum hem de çok uğraşmıyorum. Doğal olarak değiştirmek istediğimde de çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorum. Öncelikle paketimi açıyorum. Serçe parmağımızın tırnağından baş parmağımızın tırnağına kadar hepsinin boyutlarına göre yapılmış. Ve hepsi için ayrı bir desen tasarlanmış. Belli olan yerlerinden kesiyorum. Suya girdiği zaman tırnağınızın üzerine yapıştırmanız gereken kısım kendi kendine çıkacak zaten. Tırnağımızın manikürünü yaptık. Törpümüzü yaptık. Ojemizi sürdük. Ben daha önceden hazırladım zaten tırnaklarımı. İstediğim renk bir oje sürdüm. Kesmiş olduğum bu tırnak desenlerini suyun içerisine atıyorum. Ve 5-10 saniye bekliyorum. Serçe parmağımdan başlayacağım. Kağıdından ayrıldı ve bu şekilde tırnağımın üzerine koyuyorum. Cımbızımla bu şekilde oturtturuyorum. Daha sonra baş parmağım ve işaret parmağımı kullanarak bu şekilde bastıra bastıra gere gere yerleştiriyorum. Dibini de oturtturuyorum ve uzunu da yerleştiriyorum. Törpümün sert tarafını kullanıyorum. Ürünü tırnakla törpü arasında bırakarak sert bir şekilde itip kesilmesini sağlıyorum. Uç kısmını da yine aynı şekilde kesiyorum. Sıfır bir şekilde tırnağıma transferi geçirmiş oldum. Şimdi diğer tırnaklarından devam ediyorum. Tırnağınızın istediğiniz yerine, istediğiniz şeklin gelmesini tamamen sağlayıp tırnağınızı kaplayacak şekilde yerleştiriyorsunuz. Şu detayı da vereyim. Benim tırnaklarım protez olduğu için bana biraz küçük geliyor. Ben o yüzden biraz esnete esnete uyguluyorum. En iyi itibariyle sizin tırnağınıza tam gelecektir muhtemelen. Geldik bir diğer parmağımıza. Bu kuruduğunda tırnağınıza yapışan bir ürün. O yüzden panik yapmayın. Bu şekilde baskılayarak uyguladığımızda içinde kalan suyun da dışarıya atılmasını sağlıyoruz. Kuruduğundan emin olmak için saç kurutma makinesiyle kurutarak daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde bir oje kurutucunuz varsa yine onunla kurutabilirsiniz. Hafif suyunu alabilirsiniz. Kurumadan istediğiniz gibi yerini oynatabilirsiniz. Ama kuruduktan sonra bunu yapamayacaksınız. Çünkü o zaman ürün zarar görebilir. Bitti bile. Bunların kalıcılığını arttırmak ve tabii ki parlaklık kazandırmak için top kot uygulayabiliriz. Şu anda pratik olması açısından şeffaf oje uyguluyor olacağım. Yanlardan atma yapmaması için yanlarına da uyguluyorum. Şeffaf ojeyi de sürmek çok kolay. Oje bile süremiyorum diyen varsa bu uygulamayı gayet rahat yapar. Ve parlatıcımı da sürdüm. Artık hem parlak hem de dayanıklılığı daha fazla olacak. Şimdi bunları nasıl çıkartacağınızı göstereceğim. Aseton ve pamuk yardımıyla bu şekilde silerek çıkartabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çıkartması da gayet basit. Sevmişsinizdir ve umarım videomu da beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.